Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz son bir hafta 10 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde sadece korona salgını var. Bu çerçevede bugün Dünya Sağlık Örgütü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi vermek üzere partimizi ziyaret etti. Dünyadaki bu pandemi ile ilgili, korona salgını ile ilgili gerekli bilgileri bize verdi ve gelişmeleri anlattılar. Biz de kendilerini dinledik. Türkiye'de de bu salgınla ilgili olarak sağlık çalışanlarının önemli bir çaba içinde olduğunu bize anlattılar. Bu çerçevede bir kere daha sağlık çalışanlarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük çaba gösteriyorlar. Yine sağlık çalışanlarının sağlığının bu hastalıkla, bu salgınla mücadelede ne kadar önemli olduğunun altını çizdiler. Burada sadece doktorlar, sadece hemşireler değil, ambulans şoförlerinden doktorlara kadar uzanan bir silsile içinde tüm sağlık çalışanlarının bu salgından korunmaları, bu salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olarak ortaya çıkıyor. Biz Dünya Sağlık Örgütü'nün buraya partimize gelip genel başkanımıza ve merkez yönetim kurulumuza bu bilgiyi vermiş oldukları için teşekkür ediyoruz. Evet, sorularınız varsa cevaplayayım. Evet. Hatırlayacaksınız, söylüyorum. Uzunca bir süredir biz bu salgının hem salgınla ilgili olarak alınması gereken sağlık önlemleri hem de bu salgınla ilgili olarak salgının ekonomiye yapacağı etkilerle ilgili olarak alınması gereken önlemler konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine bundan önceki pazartesi günü yapmış olduğumuz merkez yönetim kurulu toplantımızdan sonra ben merkez yönetim kurulumuzun bu konudaki çalışmaları hakkında sizlere bilgi vermiştim. Dün de genel başkanımız yine ekonomi, bu salgının ekonomi üzerindeki etkilerini nasıl hafifletilebilir, Türkiye üretim tabanını nasıl korur, yine bu salgından en fazla etkilenecek olan bu ülkenin en kırılgan, en yoksul kesimlerinin, çalışanlarının bu salgının etkilerinden en az zararla nasıl çıkabilecekleri konusunda öngördüğümüz önlemler hakkında bilgi vermişti. Bu ta sicil affından başlayıp sistemde yine bu vergi, sigorta ödemeleri ve diğer zorunlu olarak virüs nedeniyle zorunlu olarak tatile çıkarılanlarla ilgili alınacak önlemlere kadar uzanan bir dizi tedbiri dün Sayın Genel Başkanımız açıklamıştı. Dolayısıyla bugün bakalım hangi tedbirler açıklanacak, ama tüm dünya bu konuyla ilgili olarak tedbir alıyor. Biz geç kaldık arkadaşlar. Ekonomik tedbirler konusunda, sağlık konusunda önlemleri alırken Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemiş olduğu protokollere uyum sağlanırken ekonomik önlemler konusunda çok açıkça ifade ediyorum, geç kaldık. Yani daha bu hafta başında Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan Cumhurbaşkanı bu tedbirleri haftanın ortasında açıklayacağını söyledi. Bakalım bugün hangi tedbirler ortaya çıkacak. Oysa dünya, bakın, uluslararası para fonu dahi 1 trilyon liralık bir ek kaynaktan bahsetti. Oysa şimdi Türkiye'ye dönüp baktığınız zaman şu anda daha henüz ekonomiyle ilgili olarak, ekonomide alınacak önlemlerle ilgili hiçbir şey ortada yok. Bakalım bugün neler açıklanacak, göreceğiz. Ama şunu açık söyleyeyim. Türkiye bu virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin ekonomik etkilerine karşı son derece hazırlıksız yakalandı. Son derece hazırlıksız yakalandı. %1'in altında bir büyüme hızı, %14'e varan bir işsizlik oranı,
22,5 milyar dolara düşmüş döviz rezervleri ve büyük ölçüde yok olmuş, yitirilmiş mali disiplinle birlikte yakalandı. Bakalım bu akşam açıklanacak önlemlerde bunların kaynakları ne olacak, neler kullanılacak? Gerçekten biz de izleyeceğiz, göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum, bizim gündemimizde şu anda hem ekonomimiz için ama ondan daha önemlisi vatandaşlarımız için büyük tehlike arz eden bu hastalıkla ilgili neler yapılabilir? Bunu yakından izliyoruz. Neler yapıldığını yakından izliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, gerçekten bu çabalarımızın takdirde uluslararası kuruluşlar tarafından izlendiğini de görüyoruz. Bence bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün partimize gelip bu konuyla ilgili olarak dünyada yaşanan gelişmeler, alınan önlemler ve tedbirler konusunda genel başkanımıza bir sunum yapmış olmasını çok önemsiyoruz. Evet. Var mı efendim başka soru? Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.